Peynir fiyatları aldı başını gitti. Bulabileceğiniz en kötü peynir artık neredeyse 20 liraya ulaştı. Ve içerisinde ne var belli değil. İyi bir peynir almak isteseniz zaten güç yetmiyor artık. Dolayısıyla evde peynir yapmak hem sağlık açısından hem de aile bütçesi açısından elzem hale geldi. Biz peynirimizi kendimiz yapıyoruz ve oldukça da memnunuz. Eğer evde peynir yapmak istiyorsanız, daha önce aklınıza geldiyse, evde peynir nasıl yapılır diye düşünüyorsanız, zor mu kolay mı merak ediyorsanız, bu video bence tam size göre. Merhaba, nasılsınız? Ben bugün peynir mayalıyorum. Sabah taze taze sütüm sağıldı ve geldi. Ve peyniri mayalarken sizlerle paylaşmak istedim. Ve hemen göstereyim daha önceki peynirim nasıldı. Bu daha önceki peynirimin artık son kalanları. Oldukça kıvamı yerinde. Kendisi oldukça sağlıklı hala. Evde peynir yapmak kolay mı? Bu bana çok soruluyor. Peyniri nasıl yapıyorsun? Evde peynir yapmak kolay mı? Ben anlatayım, siz karar verin. Evde peynir yapmak kolay mı? Peynirimizi yapabilmek için 5 litre daha önce işlem görmemiş, kaynamamış bir süte ihtiyacımız var. Çiğ sütü 37 dereceye kadar ısıtıyoruz. Isınmış olan süte 1 tatlı kaşığı mikrobiyal maya ekliyoruz. Ve hafifçe karıştırıp kapağını kapatıp üzerine örtüp beklemeye alıyoruz. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra pelte kıvamına gelmiş bir sütümüz oluyor. Peynirimi bir güzel mayaladım. Peynirim mayalandıktan sonra yaklaşık 1 saat 15 dakikadır kendi halinde kıvam almayı bekliyor. Şimdi kıvamını nasıl ölçtüğümü hemen göstereceğim. Bakın şuradan. Şimdi üstündeki bu şey elinize leke bırakır. Onu şey yapmayın. O kaymak tabakası. Onun altında oluşan jele dokunuyorum. Ve elime herhangi bir şey gelmiyor. Artık su ve pelte tamamen kendiliğinden ayrılmış o mayalanan kısım. Bu olduğunu gösteriyor. Hemen şimdi küçük dilimleri ayıracağım ve biraz da öyle beklemesini sağlayacağım. Suyunu salması için. Sonrasında da süzme işlemi gerçekleşecek. Onları da detaylarıyla az sonra anlatacağım. Peynirim artık kesilebilecek kıvama geldi. Usul usul kesiyorum. Bakın şöyle göstereyim hemen. Kaymak tabakasını şöyle serince pelte ve peynir şeyleri suyu, peynir altı suyu hemen birbirinden ayrılıyor zaten. Çok net bir şekilde artık peynirleşmenin başladığını görebiliyoruz. Tam bu aşamada artık bir süzgecin veya bir peynir bezinin üzerine, bir tülbentin üzerine alıp yavaş yavaş süzülmeye bırakıyoruz. Usul usul süzülen peynirimizin sonrasında artık suyunun bu şekilde süzülmeyeceğine inandığımızı süzgeçten alıp bir yere asıp biraz da öyle yer çekiminin etkisiyle süzülmesine yardımcı olacağız. Bağlayıp kaldırıyoruz. Böyle süzülecek. Sonra yine süzgecin üzerine alıp üzerine bir kap koyup biraz da öyle süzülmesini sağlayacağız. Artık su damlamayı bıraktığında, iyice süzüldüğüne inandığımızda bezini açıp kesip salamura için hazırlamak üzere bir kabın üzerine alabiliriz. Peynirimiz yeterince kıvam almış demektir.
Eğer sütünüze güveniyorsanız peyniri taze de tüketebilirsiniz. Ama bekleterek tüketmekte, salamura etmekte fayda var. Eğer salamura yapmak istemiyorsanız sıcakla birlikte de pastörize edebilirsiniz. İsterseniz sonrasında yine bu tekniklerden de bahsederiz. Aman da çok güzel. Çok güzel.